şey ya. En azından bir ada var, değil mi? Ha, en azından bir ada var. İnsan yapımı şeyler için gözüm açık olsun. Aha, korsan ya. Tabii. Şey ya, ister misin Libertalia'ya küçük bir sahil kulübesi çıksın? Evet, belki de bir ağaç evidir. Ya da evi tüm varlığı bu hazine avı için harcamıştır. Ve sonra da parası bitince Libertalia'yı yapamaz. Neyse, yukarıda. Evet işte, bu kesinlikle insan yapımı. Aa, korsan yapımı. O kuleye bir yol bulalım. Evet. Eski bir gözlem kulesi gibi. Bakalım buradan bir şey görebilecek miyiz? Pekala, hadi bakalım. Sen bu taraftan. Geldik gibi sanki. Bu bir çeşit sembol. Pusula okuna benziyor. Bunu nasıl akıllı? Senden öğrendiğim bir şey varsa o da her şeye basmak. Şuraya bak. Aynı sembol. Başka bir ok bu. Hadi nereyi gösterdiğini bulalım. Hadi tekne hemen altımızda. Evet. Okların gösterdiği yere gidelim. Hey bak. Bir ok daha var.
dev kapı. Bu iyi işaret. Gizli mağara, merdiven. Umut verici görünüyor. Hadi bakalım. İtiraf et. Bayağı güzel bir şey. Ne? Kayaya tırmanmak mı? Evet. Gizli ve dev bir korkan anasında kayalara tırmanıyoruz. Hadi ama. Doğru. Bence acayip iyi. Tamam. Yine iş başındayız. Tamam. Bekle. Buradan düşerek ölmek istemiyorum. Vay. Öyle hiç de elini sakınan biri değilmiş ha. Parası vardı. Haydan gelen buraya gider derler ya. Hadi. Yakından bir bakalım. Girişi enkaz kapatmış. Gene. Evrenin inşaatçıları belli ki yüzlerce yıllık erozyonu hesaba katmamış. Aynen. Başka bir yol bulmamız gerek. Hey Sam. Hadi şuna bir el atsana. Evet, tabii. Tamam, sen geç. Bir şey değil. Martin, kaldırmakla ve sürünmekle geçti be. Bir hazine avcısının cazip yaşamı. Bence bu mekan neresiymiş? Bu kemerler bana Aziz Dismas Katedrali'ni hatırlattı. Ama bilemiyorum. Alat bir köprü var. Evet, gördüm. Bak bakalım yukarıda bir şey var mı? Tamamdır. Evet. Bir patika var. Ama henüz başka bir yol göremiyorum. Dayan biraz. Sen! İyi misin? En azından karşıya geçtim. Tamam. Seni de geçirmemiz lazım. Bekle biraz. Sam! Var mı bir şey? Sam! Hey! Hala orada mısın? Kahretsin! Evet, bir bakalım. Evliliğim mahvoldu. En iyi dostumu kaçırdım. İki psikopat ve ordusu peşimde. Ve şimdi de kardeşim kayıp. İşin iyi yanı, etrafta bana aptal olduğumu söyleyecek biri yok. Sen neredesin?
Sen ne zaman çıktın? Neredeydin? Seni çıkarmanın bir yolunu arıyordum. Tamam. Atla gel o zaman. Sağ ol. Her şey yolunda mı? Evet. Sorun yok. Gidelim hadi. Tamam. Güzel manzara. Beni duymadın mı? Ne zaman? Biraz önce. Seni çağırıyordum. Duymadım. Niye ki? Merak mı ettin? Başka bir şeye mi daldın diye merak ettim. Ben mi dikkatsizim? Sen ne demek istiyorsun? Boş ver. Gidelim mi? Evet. Hadi. Aşağıda bir yol var. Harika, hemen arkandayım. Nasılsın Nathan? Buradan değil. İyi atladın. Sam, buraya. Tamamdır. Tamam. Hala doğru yolda ilerliyor gibiyiz. Bunu nasıl bulamamışlar ki? Ugh.
hapishanedeyken hiç böyle delice şeyler yapacağımızı düşünmüş müydün? Yok, düşündüm diyemeyeceğim. Ben arkandayım. İşe yaradı. Bu hayatımda gördüğüm en büyük ikinci sarnıç. En büyüğü neydi ki? Sonra söylerim. Hadi aşağı inelim. Sen bu taraftan gel hadi. At siktir be! Tamam. Sorun var mı? Yok. Çocuk oyuncağı. Hadi bakalım. Kahretsin. Sinir mekanizma bozuldu. Yok. Öyle ya da böyle oraya gireceğiz. Birlikte kaldıralım, tamam mı? Tamam. Tanrım, çok ağırmış. Tüm o hazineyi bir düşün. Daha çok sıkıntı düşünüyorum şu an. Test daha var. Evet, öyle gibi. Bakalım bunlar ne yapıyor? Küredeki simgeler ışıktakilerle eşleşmiyor. Simgeler dönüyor. Evet, bu iş güç. Basra neyin nesiydi? Babürlüydü. Guns Bay'deki askerlerden biri. Ile aynı ekipte ne işi var peki? Hikayeye göre infaz edilmeye götürülürken savaş esnasında serbest kalıp Guns Bay'in barut deposunu patlatmış. Biri yanına aldığı için minnettarmış. Başlarda aslında bir kılıç ustası olmuş. Seni de tek seferde çeviriyorum.
Malik ve Christopher Condon. 12'de 8. Bu haklar tamam mı dönüyor? Sinsice. Malik. Evet, öyle. Berberi kıyısından uzakta ne işi varmış peki? Bizim aksiyon aramaya geldi. Sanırım çözdün. Ve sonuncular. Richard Bunt, Edward England ve Thomas Chee. Sam, bak. Sanırım oraya gideceğiz. Bekle. Sadece 11 korsan. Yıldız korsanımız eksik. Aha. Bu biraz garip. Evet, bir bakalım. Tam şimdi nereye? Vay canına. Senin kayıp Avery heykeli orada işte. Biliyor musun? Dostumuzun biraz narsist olduğu hissine kapılmaya başladım. Gerçekten mi? Bakalım bizim için neler saklamış. Aşağısına bayağı yüksekteyiz. Evet Nathan, şimdi dürüst ol. Nasıl gidiyor sence? Önceki maceralarınla kıyaslarsa. İş bitince sor. Sakın kopma, sakın kopma! Kopmadı. Güzel. Tekne aşağıda. Önden buyur kaptan. Tamam. Dev Avery heykeli olan ada sağda. O kadar heyecanlıyım ki ellerim resmen titriyor. Evet, bilirim o hissi. Ya ondan ya da bir sigara daha içmem gerek. Belki ikisinden de biraz. Orada abartının da bir sınırı var ama. Evet, kocaman. Kılıcı dürbünü var. Ama onunla bakmıyor. Belki bizim bakmamızı istiyordur. Biraz da hazine adası kıskansın. Sam, hadi. Hayır. Bu
şeref sana ait. Hadi lütfen. Tamam. Hoppala. Tamam kaptan. Şu an neye bakıyoruz? İşte. Evet. Ada büyük, kafatası şeklinde miymiş? Ada büyük. Şekli düz. Burası olmalı. Linertalia. Yaşananlara kıyasla fazla iyimsersin. Burada sadece ikimiz varız. Fırsattan istifade, sen de biraz heyecan hissetsen hiç fena olmaz. Alcazar'ın ölüm tehdidinden kurtulduğunda heyecanlanırım. Yürü hadi. Tamam. Ne? Tamam dedim. Hayır, 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 hayır. Ben senin tamamlarını bilirim. Genelde tam tersini kastedersin. Bizim reis mi o? Başka kim olabilir ki? Kahretsin. Kumsaldan çıkmalıyım. Sam! Sam, duyuyor musun? Belki kıyıdan uzaktadır. İşaret olabilir. Belki sen almıştır. İyi tarafından bakalım. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Canım dışında. Kendimle konuşuyorum. İşte bu deliliğin belirtisi. Devam etmeliyim.
Beklemiyordum. Vay be. Şimdi nereye?
Hiç rahatlatmadı bu. Ha, merhaba. Buradan geçen birini gördün mü? Uzun, sırık gibi. Korsan hazinesi bulmakla kafayı bozmuş biri. Oraya mı tırmanmaya çalışıyordun? Ve bu çizmelerle. Sana lazım değildir. Evet. İşe yarıyor. Gözünüzü dört açın. Hadi gidelim. Peki hangisini görmüşler? Büyük ol. Birkaç adam mı vurdu sonra da? Adamlar şanslı iş. Doğru. Ama şans da tükenir elbet. Göreceğiz. Tavşan olabilir. Hey, böcek. Hareket var mı? Temiz.
hadi ama cidden mi? Hey, yerim ki belli etmeye mi çalışıyorsun? Biz de kültür aşılamaya çalışıyoruz. Kültürünü kendine sakla. Let's go!
Tamam. Nereye gitmeli? Bu da ne? Vay canına. Resmen içim ürperdi. Öyle görünüyor ki Bönsün tayfasının hazineyi bulma şansı benimki kadarmış. Az kalsın kafanı uçuruyorum. Sam. Ah, iyisin. Evet. Beni alt etmek kolay değildir. Seni de sağlam gördüğüme sevindim. Hadi. Bulmamız gereken bir hazine var. Bir dakika dur biraz. Biz ne bokuyoruz böyle? Ne demek o? Şu demek. Bütün teçhizatımız şu anda Hint Okyanusu'nun dibinde. Tamam, biz de gider Nadine'in ordusundan çalarız. Evet, bir de o var tabii. Bir orduya karşı mücadele veriyoruz. Ne olmuş? Şimdiye kadar çok iyi idare ettik. Ama şimdi ebesinin köründe bir yerde mahsur kaldık. Zaten amacımız buraya gelmekti, evet, hatırladın mı? Evet, ama o zaman bir kaçış planımız vardı. Bak, önce beni bir dinle. Çılgın bir önerim var. Şimdi aşağı inelim ve Reif'in teknelerinden birini çalalım. Tekneler bekleyebilir. Burada ne yaptığımızı söyleyeyim mi? Hayatımı kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ve bunu da ancak o ormanın içine girip Libertalia'yı bularak yapabiliriz. Söylesene. Korsan kolonisine ait bir işaret falan mı gördün? Çünkü ben bir bok görmedim. Sence de şüphelenmek için biraz geç kalmadın Bak, mı? Bak diyorum ki en azından Evelyn'in gizli korsan ütopyasının gerçekleşmemiş olma ihtimalini göz önünde bulundurabilir miyiz? Belki de ne bileyim bu fanteziyi daha fazla kurcalamak yerine seni kurtarabilecek gerçek bir planın üzerine yoğunlaşmalıyız. O hazineyi bulana kadar bu adayı karış karış aramam gerekse de vazgeçmeyeceğim. Bak eğer burada yaptığın şey gerçekten kafanı karıştırıyorsan hemen evine dönebilirsin Nathan. Bir dakika. Eve mi döneyim? Sen kafamı buluyorsun. Seni buraya getirebilmek için neleri feda ettim biliyor musun? Ben de çok şey feda ettim. Tamam mı? Hayatımın son 15 yılından bahsediyorum. Bunun konuyla bir alakası yok. Her şey onunla alakalı Nathan. Ne? Sen buraya. Geliyorum. Evde kimse yok. Bu yer daha iyi günler görmüş. Ne dersin? Evet, çatıya biraz tamir gerek. Sen bu taraftan. Fırlayacak gibi görünmüyor. Hey Nathan, galiba bu taraftan bir yol var. Nathan, buradan. Tozluymuş.
baldırlarıma yiyen yaman oldu. Mekana bak. Sazdan bir kulübe değil bu. Evet, burada cidden büyük bir ustalık konuşturulmuş. Evet ama bu duvar ustaları nereden gelmiş? Ortalama bir gemide iyi marangozlar olur, fıçıcılar olur ama... Duvar ustası olmaz. Vay be, bir kamera için neler vermezdim. Bir tane var. Hadi lan, ciddi misin? Evet, öyle. Diğer eşyalarımızla birlikte teknede. Sağ ol. Hadi. Tekrar gerinebilmek iyi geldi. Aynen öyle. Bak bir kasa, bir fikrim var. Hadi bakalım. Dikkat! Ya tekrar iş başındayız. Bunu görmek isteyeceksin. Ne görüyorsun? Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark ettin için sağlaydın. Hadi. Ne görüyorsun? Benden duymak istiyorsun değil mi? Evet, senden duymak istiyorum. Pekala. Libertalia. Libertalia. Düşünsene, onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası 300 yıl sonra bulundu. Hem de Samuel Drake tarafından. Ve onun yanında takılan genç, daha az yakışıklı kardeşi de bu şerefe nail oldu. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. Bilgin olsun, bu benim ilk kayıp şehir keşfim değil. Şş, konuşma. Anın tadına çıkar. Nereden başlamak istersin? Şuradaki binadan başlamaya ne dersin? Şu devasa koruma kulesi olan bina mı? Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. Bana uyar. Bu yani... Nutkum tutuldu. Ha siktir be Nathan. Bu ne diyeceğini bilmez halin mi? Tanrım, sence bu yeri inşa etmeleri ne kadar sürmüştür? Yıllar, hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler?